Sadece doları baskılamak uğruna geçen sene Merkez Bankası ve hazine kasasını boşalttılar arkadaşlar. Bu senede ne yazık ki esnafı, sanatkarı, üreticiyi ve çiftçiyi tamamen gözden çıkartmış durumdalar. Yüksek faiz sarmalı ortamına soktular insanları ve arka arkaya işletmeler kapanıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması öyle değil. Diyor ki rakamlar işletmelerin kapandığını göstermiyor bize. Peki gerçekten rakamlar işletmelerin kapandığını göstermiyor mu? Bu dönemi çok rahat bir şekilde attı atlatabiliyor mu yoksa sıkıntı büyük mü? Bu videoda detaylı bir şekilde bunu konuşacağız. Öbür taraftan rakamları da sizler için değerlendireceğim. Özellikle altın, gümüş, dolar, euro, sterlin cephesinde neler yaşanıyor bunlardan biraz bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kamu bankaları esnafın kapısına dayanmış durumda. Bir yıl önce verdiğimiz ertelemeli kredileri ödemiyorsunuz. İcra takip başlatıyoruz diyorlar. Vergi memurları da yine esnafın kapısına dayanmış durumda. İş yapsan da yapmasan da vergini ödemeye devam et diyorlar. Elektrik ve doğalgaz firmaları bu konuşmayı bile yapmıyorlar. Direkt gidip ya vanayı kapatıyorlar ya da elektriği kesiyorlar. Köylü mal elimde kalmasın diye bedavaya malını toptancı ve aracılara veriyor. Onlar da zararda. Traktörüne, tarlasına tamamen el konulmuş durumda. Ve üstelik kamu bankaları icraya gidiyor. Ziraat Bankası gibi çiftçiyi desteklemesi gereken bir banka çiftçiye destek vermek yerine çiftçinin tarlasına el koymaya, haraç mezat satmaya gidiyor. Tablo böyleyken Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'de işletmeler kapanmıyor. Rakamlar bunu göstermiyor. Gerçekten rakamlar bunu gösteriyor mu? Göstermiyor mu? Bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminin ardından çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. 2020 yılında en az 100 bin esnaf kepenk kapattı dedi. Bunu da Sicil gazetesinden rahatlıkla doğrulayabilirsiniz dedi. Biz de hemen döndük Sicil gazetesi bakıyoruz arkadaşlar ne diyormuş Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi İstanbul'da 9587 esnaf kepen kapattı yani sicilden çıktı. Ankara'da 6537, Antalya'da 4537, Bursa'da 3993 esnaf sicil gazetesinden çıktı diyor. Sayın Cumhurbaşkanı rakamlar desteklemiyor diyor ama Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu aynı şeyi söylemiyor. Bu rapora göre Aralık itibariyle kapanan şirket sayısı %43.6 oranında artmış. Açılan şirket sayısı %8 ile kalmış. Hangi raporu bir kez daha söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu. Ha bu sözlerime itibar etmiyorsanız, rakamlara da itibar etmiyorsanız şöyle bir sokağa çıkın arkadaşlar. Kaç tane esnaf kepenk kapatmış zaten görüyorsunuz. Cam mekanlarına bakın. Çoğu ya kiralık ya satılık levhası asmış durumda. Türkiye'de esnaf, sanatkar, üretici, çiftçi kobi kan ağlıyor devletin en ufak bir yardımı ne yazık ki yok hala kredilere boğmaya devam ediyorlar. Hala kredileri erteleyerek günü kurtarabileceklerini sanıyorlar. Kepenkleri açılır açılmaz hemen iş yapmaya başlayacaklarını sanıyorlar. Sektör temsilcilerinde de söylediği gibi kepenk indiren esnafların pek çoğu her şey normalleşse bile bir kez daha o dükkanı açabilecek güçte olmayacak. Çünkü elinde avuncunda ne varsa harcamış durumda ve aynı zamanda borçlanmış durumda olacak. Bir kuruş vergisi silinmiyor esnaf sanatkarın çiftçinin. Bir kuruş elek elektrik su borcu silinmiyor. Bir kuruş kredisi silinmiyor. Bugüne kadar karşılıksız olarak yapılan tek şey kirasına 750 liralık yardım yapılması. Adam 60 bin liralık kira ödüyor. 750 liralık yardım yapılıyor. O 750 liralık yardım elektrik su doğalgaz parasını ödemeye bile yetmiyor. Bu duruma neden ve nasıl geldik? Esas bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Israrla dedik ki 2020'nin başından itibaren doları baskılamak yerine dönün de şu reel sektöre bir bakın. Doları baskılamak için Merkez Bankası rezervlerinizi tüketiyorsunuz. Hazine kasasını boşaltıyorsunuz. İhtiyat akçesini yok yere harcıyorsunuz. Esnafınız, sanatkarınız, çiftçiniz yok oluyor. Vatandaşınız fakirleşiyor, yoksullaşıyor diye bas bas bağırdık. Kimseye sesimizi duyuramadık. O dönemde işte esnaf, sanatkar, üretici, çiftçi batma noktasına geldi. Bütün amacı kuru baskılamak olan ama kuru da baskılayamayan ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın rezervlerini eksi 50 milyar dolar seviyesine kadar getirdi. Bütçe hızla açık verdi. Neden açık verdi sorusunun cevabı aranmadı. 3-5 ballı kaymaklının vergileri tamamen silinirken ana parası ile birlikte esnaf, kobit, çiftçi, üretici hiç kimse tarafından umursanmadı. Bununla da yetinilmedi. Merkez Bankası'nın başkanı görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanı apar topar koltuğunu terk etti. Üstelik hiçbir sorumluluk almadan. Ve yerine gelenler de arka arkaya faiz arttırımlarına ve piyasayı daha da sıkılaştırma yoluna gittiler. Bu da esnaflar esnafın, sanatkarın, üreticinin, kobinin, çiftçinin daha da büyük bir çıkmaza girmesini beraberinde getirdi. %17'lik bir faiz ortamından bahsediliyor. Ama bunun piyasaya yansıması %20'lerin üzerine çıkıyor. %20 civarında ticari krediler kullandırılıyor. Türkiye'de 600 binden fazla işletmenin bu kredilerle işletmesini döndürdüğünü düşünürseniz %20-23 bandındaki bir kredi ortamının onları batma noktasına getireceği zaten ortadaydı. Üstelik iş yapmazken, üstelik Pandemi koşullarında. Peki atılan adım var mı? Hiçbir adım atılmıyor arkadaşlar. Böyle borç ertelemeleriyle, vergi ertelemeleriyle falan bu işin olmayacağı çok ortada. Kuru baskılamak için bu faizi bu seviyede tutmaya devam ederlerse işin çok daha çıkmaz bir noktaya geleceği de ortada arkadaşlar. Ama ısrarlı bir şekilde sadece para politikalarıyla, sadece siyaseten kuru bu seviyelerde tutmayı bir namus meselesi haline getirmiş ekonomi yönetimi ne yazık ki herkesi çok net bir şekilde gözden çıkartmış durumda. Türkiye hızla yoksullaşıyor. Son 2 yıl içerisinde yoksulluk oranımız %8,5 civarında artmış durumda. Vatandaş fakirleşirken, küçük işletmeler dar boğaza girerken diğer her şey yoluna giriyor mu? Hayır girmiyor. Bakın rakamlar ortada. Ocak ayında imalat sanayi kapasite kullanımı 75,4 seviyesine kadar düşmüş durumda. Yani %100'lük kapasitenin 25'i kullanılmıyor. 2020 yılında gayrimenkul hariç net doğrudan yabancı girişine bakıyorsunuz. İlk kez uzun zamandan beri ilk kez negatif ortama düşmüş durumda. Gelişen piyasa fonlarına giriş son 12 haftadır düşüyor. Yani biz faiz arttırıyor olmamıza rağmen herhangi bir sıcak para girişi de yok. Doğrudan sermaye girişi yok. Sıcak para girişi de yok. Oxfam raporuna bakıyorsunuz. Londra merkezinde çok önemli bir araştırma şirketi. Dünyada gelir dağılımı bozuluyor. Türkiye'de daha da fazla bozuluyor. Amerika seyahat kısıtlamaları getiriyor. Almanya seyahat kısıtlamaları getiriyor. İngiltere seyahat kısıtlamaları getiriyor. Avrupa tamamen kapılarını kapatmış durumda ve bizim ihracat yapma imkanımız kalmamış gibi görünüyor. İhracat yapmayınca üretim daha da daralıyor. İşsizlik büyük bir sıkıntı olarak kapıda çok net bir şekilde duruyor. Amerika ile Çin arasında yeniden gerilim tırmanıyor. Güney Çin denizine Amerika biliyorsunuz uçak gemilerini gönderdi. Dünyada karışıyor. Bu arada 100 milyonu geçmiş durumda. Korona vakası sayısı 2,5 milyona doğru giden ölüm sayıları var. Aşı hastalığın yayılım hızına yetişemiyor. Dünya çok kritik bir sürece doğru ilerliyor. Herkes kendini kurtarmaya bakıyor. Tarım ürünleriyle ilgili kıtlık konuşuluyor. Rusya'sından Amerika'sına, Amerika'sından Avrupa ülkelerine kadar herkes elindeki tarım ürünlerini korumaya çalışırken biz bırakın tarım ürünlerini korumayı çiftçimizi elimizden geldiğince batırmaya çalışıyoruz. Çiftçi batarsa sadece çiftçi batmaz arkadaşlar. Hepimiz aç kalırız bunu da unutmayın diyorum. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize neleri söylüyor. 7.39 seviyesi bir dolar kuru görüyorum arkadaşlar 7.38 7.39 buralar artık dip seviyeleri doların yukarıya doğru 7.60 atağını yapacak 7.60 sonrasında da 7.98 aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz hem Türkiye'nin hem dünyanın bu kadar büyük sorunları varken yabancı para girişi yokken ve Türkiye'de ciddi bir döviz sıkışıklığı oluşmuşken kısa vadeli borçlar kapıya dayanmışken yurt dışı gelirleriyle bu işin finanse edilmesi mümkün değilken doları bu seviyelerde tutmak mümkün değil evet yüksek faiz ortamıyla şu şu anda tefecilere çalışıyoruz ve dövizi öyle ya da böyle bu seviyelerde tutuyoruz. Diğer yandan elimizdeki altın rezervlerini de tüketiyoruz ama işe yaramayacak. 2020 yılında nasıl işe yaramadıysa bu sene de işe yaramayacak. Önce kademeli dolar yükselişlerini göreceğiz. 7.90, 8.20, 8.50 şeklinde. Sonrasında ise kırılma olacak. Çok hızlı bir şekilde neredeyse ikiye katlanan bir dolar kuruyla bir döviz kuruyla karşı karşıya kalacağız. Dolara bağlı olarak Euro'da ve sterlinde de kısa vadeli hareketler görüyoruz şu anda. 8.98 civarında bir euro var. Tekrar kendisini 9 liranın üzerine atacak. Doların 7.90'a gittiği süreçte euronun da 8.40-8.50 aralığına gittiğini göreceğiz. Sterlin'de de yine aynı oranlarda yükselişler olacak. Faiz cephesi 14.70'de şu anda sabitlenmiş durumda. Altın onsu 1863 dolar arkadaşlar. Zaten 1840 seviyesinde önemli bir destek noktası vardı. Gevşese gevşese 1838 dolar seviyesine kadar giderdi. Ve dünyadaki gelişmeler de bize çok net bir şekilde altın yükselişini işaret ediyordu. Koronanın yarattığı tahribat, ekonomik sıkıntılar, Avrupa'nın kapanması, Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan gelen haberler, teşviklerin arka arkaya açıklanması en son Amerika ile Çin'in bu Güney Çin denizindeki gerilimi altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. 2021 yılı içerisinde zaten 2300-2500 dolar aralığını göreceğiz ama bu süreç daha da hızlanacak, öne gelecek o 2.300 süreci. Çok kısa vadede 1863 dolar seviyesindeki altın onsunun 1917 seviyesine gittiğini göreceğiz. Sonrasında 1930 var. 1930'dan sonra 1960, 2010 ve 2080 seviyelerin sırasıyla göreceğiz arkadaşlar. Bu kısa vadeli hedeftir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 444 lira civarında bir gram altın fiyatı görüyoruz arkadaşlar. Doların yükselişi altın onsunun yükselmeye devam etmesiyle birlikte zaten 500 liranın kıyısına çok hızlı bir şekilde geldiğimizi göreceğiz. Gümüşü çok soran dostumuz var. Gümüşün olsun 25-65 seviyesinde. Yükseliş eğilimi devam edecek altına bağlı olarak. Hatta ben gümüşün onsunun altının onsuna göre daha hızlı yükseleceği kanaatindeyim. Orada daha agresif hareketler görebiliriz arkadaşlar. Yine gümüş gramda 6-12 liradan işlem görüyor. Oradaki yükseliş eğilimi de hızlanacaktır dolara ve gümüşün onsuna bağlı olarak. Bunları konuşuyoruz. Yani doları, euroyu, sterlini, altını, gümüşü konuşuyoruz. Ama bunlar sebep değil. Bunlar sonuç. Dünyada altın olsun ekonomik, siyasi ve pandemidek gelişmelere bağlı olarak değişiyor. O nedenle bu risklerin şu anda hangi seviyede olduğuna iyi bakmak gerekiyor. Çok üst düzeyde arkadaşlar. O üst düzeydeki risklerle altın olsunun fiyatı uyuşmuyor. O nedenle altın fiyatı yükselecek diyorum sizlere. Ya da Türkiye'ye döndüğünüz zaman hem makroekonomik sorunlarınız var hem uluslararası sorunlarınız var Hem de pandemi ile ilgili sıkıntılarınız var. Aynı zamanda kasalarınız boş. E böyle bir koşul içerisinde siz doları bu seviyelerde tutamazsınız arkadaşlar. Yine bakın bir sebep sonuç ilişkisi. Aslında doların sebep değil bir sonuç olduğunu görüyorsunuz. Bir hastanın ateşi gibi düşünebilirsiniz doları altını. Türkiye şu anda hasta mı değil mi ona bakmak lazım. Hasta ise bu ateş öyle ya da böyle yükselecek arkadaşlar. Kritiğinizi buna göre yapın ve ona göre pozisyon alın derim. 2020. 21 yılının zor bir yıl olacağını da unutmayın. Pek çok araştırma gösteriyor ki hastalığın etkileri 2025 yılına kadar belki devam edecek. Olaylara uzun vadeli bakın ve lütfen aslında bu yatırımlarınızın tamamen şu anki paranızı koruma niyetiyle olduğunu unutmayın. Döviz geri çekilse de çekilmese de sizin buradaki derdiniz yarın öbür gün oluşabilecek risklere karşı kendinizi korumak, alım gücünüzü korumak. Buna göre davranırsanız canınız sıkılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.